Efendim bayram diyeti haberini izledik hep birlikte ama takdir edersiniz ki bayramlarda baklavasız olmaz. Dolayısıyla çoğumuz istemesek de birkaç günlüğüne de olsa galiba bozacağız o diyeti. Bakın bu bayram evler misafirsiz kalacak ama baklavasız kalmayacak. Baklavacılar yoğun siparişlere yetişebilmek için fazla mesai yaptı. İşin uzmanları ise ben baklavamı evde yaparım diyenlere lezzetli bir tarif verdi. Fıstıklı baklavamız var. 35-40 çeşit baklavamız var. Ne durumda baklava siparişleri? Müşteriler artık buraya gelmiyor, biz müşterilere gidiyoruz. Tepsilerimiz küçüldü efendim bu bayram. Adette alıyorlar müşterilerimiz. Bakar mısınız şuna? İşte bayramın en tatlı yanı baklava. Bayramda evde de olsak bayram baklavasız olmaz. Bu bayram zaten evler çok kalabalık olmayacak. Bu bayram misafir yok, baklava var ama daha küçük tepsilerde. Yani bu bayram baklava tepsileri küçüldü. Misafir olmadığı için, herkes sadece bu bayramı ailesiyle geçirdiği için tepsilerimiz küçüldü. Müşterimizin talebine göre değişiyor. Fıstıklı baklavamızın kilosu 110 lira. Cevizli baklavamız 90 lira. Ortalama günlük bizim 40-50 sipariş adetimiz vardı. Bu süreçte biz 500 ortalamalara geldik. İşte İstanbul'un en tatlı siparişleri. Bakar mısınız? Poşet poşet hazırlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için insanlar daha çok artık baklavasını evine söylüyor. Evine kadar geliyor baklava. Tatlarımızı taşıyoruz İstanbul'un her yerine. Nereye gideceksiniz buradan? Ataşehir tarafı. Bu süreçte nasıl? Evde ekmek yapmayı öğrendiysek baklava yapmayı da öğrenebiliriz. Bu hamuru kaldırdığımızda arkasından gazete bile okuyabilirsiniz. Burada hamuru yoğurduktan sonra bir süre hamurun dinlenmesi lazım. Evde tepsi boyutlarına göre bu büyüklüğü kendileri ayarlayabilirler. Biz burada çekilmiş Antep fıstığı kullanıyoruz. Siz isterseniz evde cevizli de yapabilirsiniz. Hem daha ekonomik. Bu eritilmiş sade yağ dediğimiz yağ. Evde tereyağı da kullanabilirler. Çekirdek bir aileyseniz 3 kişilik mesela bunun yarısı da yeter. Belki 3 gün 4 gün boyunca bu tepsiden baklava yiyecekler. Dairesel hareketlerle dinliyoruz. En son üzerine yağımızı da döktük. Sıcak baklava üzerine sıcak şerbet. Ve işte şimdi de en keyifli anı. Baklavanın şerbeti dökülüyor. Evde baklava yapacaklara tavsiyemiz şu. Şerbeti kaynatıp hazırlasınlar. Baklava fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını beklesinler. Bakar mısınız şuna? Herkese afiyet olsun ve iyi bayramlar.